Merhaba. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi kamuda çalışıyor. Bir başka deyişle, çalışan her 6 kişiden biri devlette istihdam edilmiş durumda. Böyle bir düzende her şey olur. 2021 yılı itibariyle detaylandıralım. Kayıtlı çalışan sayısı 28.6 milyon. Kamu çalışanlarına bakalım. 3 milyon memur, 530 bin sözleşmeli personel, 1.2 milyon işçi, 107 bin de diğer statüde yani yargı mensubu, öğretim elemanı gibi olmak üzere devlet toplamda 4.84 milyon personeli istihdam etmiş durumda. İşçi, esnaf ve memur emeklisi toplam 13.7 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Türkiye nüfusu 84.6 milyon. Yani yaklaşık 29 milyon çalışan nüfusun geri kalanı ve emeklilere bakıyor. 6 yıldır yaşadığım İngiltere'nin nüfusu 68 milyon. Kamuda çalışan sayısı 475 bin. Ve hükümet geçenlerde aldığı bir kararla bunu 384 bine düşürmeye çalışıyor. Varın yaşadığınız ülkeyle kıyas edin. Türkiye'de 5 milyon kişi kamuda çalışırken bunu azaltma çabası var mı? Olmadığı gibi son iptal edilen kamu personeli seçme sınavına 1,5 milyon kişi girdi. Elbette hepsi işe alınmıyor. Yerleştirmede sınav değil, mülakat belirleyici oluyor. Yani sınavda notunuz kaç olursa olsun bir heyetin önüne çıkıyorsunuz ve son sözü onlar söylüyor. Hoş, bunun da böyle olmadığı ortaya çıktı Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan haberle. Mülakatlar yapılırken kabul listeleri çoktan belirlenmiş. Öteden beri dar gelirli kesim için kapağı devlete atmak, primleri bir biçimde tamamlayıp işçi ve esnaf emeklisi olmak temel amaçtır. Çocuklar bu kodlarla büyütülür. Buna AKP döneminde yaygın biçimde devletten doğrudan yardım alma seçeneği de eklendi. Şimdi sıkı durun. Aile Bakanlığı verilerine göre 27.2 milyon kişi yaşamını yardımlarla sürdürüyor. Nüfusun %32'sine tekabül ediyor bu. Son 2 senede devlet yardımından yararlanan hane sayısı ise 2 katına çıkmış. Buna yerel yönetimlerin, sivil toplumun vesaire yardımları dahil değil. Sizi daha fazla rakama boğmadan, kestirmeden söyleyeyim. Böyle sosyal devlet olmaz, böyle devlet olmaz. Olursa da sürdürülemez. Hızla fakirleşmeye, ardından batmaya mahkumdur. Devlet maaşları ödeme güçlüğü yaşamaz, para basar öder. Fakirleşme hayat pahalılığıyla kendini gösterir. Haneler öteden beri tek maaşla geçinemiyordu. Artık iki maaş da yetmiyor. Hele ailenin başını sokacak evi yoksa. Soruların daha önce basılan kimi test kitapçıklarında ve YouTube videolarında ortaya çıktığının tespit edilmesiyle KPSS iptal edildi. Hoş, bu tespit de sorunluydu. Çünkü sosyal ağlardaki paylaşımların önüne arkasına bakılmadan bu doğruymuş gibi kabul edildi. Yığınla güvenilir hesapta bunun üzerine atlayınca genel bir kabul ortaya çıktı. Sorular çalındı. Ve sınavı yaktılar. Sınavın sahibi ÖSYM başkanını da görevden aldılar. Bilmem kaçıncı günah keçisi olarak. Gel gelelim sistem durduğu yerde duruyor ve Eylül'de sınav yenilenecek. Deniyor ki tümüyle revize edilmeli. Orta yerde duran mülakat gerçeğini ne yapacaksınız peki? Bakın, Türkiye ne zamandır bir devlet değildir. Devlet çökmüştür. Çöküş adı üzerinde düzgün kurum bırakmaz. Yakın zamana kadar restorasyon diyordum. Artık demiyorum. Çökmüş olanın restorasyonu olmaz. Yıkılan restore edilemez. Ülke adı konulmamış bir buhran içinde. Yakın vadede çıkış görünmüyor. Eski Türkiye mükemmel olmasa da seçimini ve sınavını düzgün yapan bir ülkeydi. Ufak tefek hadiseler bu genel gerçeği gölgelemezdi. ÖSYM mesela. Tartışmalı bir iki soru oldu mu? En fazla o soruları iptal eder, sonuçları buna göre ilan ederdi. Ayrıca mesele tek başına sınav sistemi sorunu da değil. Cumhurbaşkanının konuyu havale etmek üzere kendine bağlı devlet denetleme kurulunu seçmesi bile olayın nasıl halının altına süpürüldüğünü gösteriyor. Devlet tüm organlarıyla araçsallaştırılmış ve kirletilmiş durumda.
eskiye dair ne varsa gömülmeli, temeller sıfırdan atılmalı. Ama ondan önce kaçınılmaz olan yaşanacak gibi görünüyor. Dünya literatürüne geçecek bir çöküş. Bakın bu, dibe vurmaktan daha fenadır.